yine patladım. Sağ ol. Sağ ol tatlım. Sağ ol. Sağ ol. Bir baba olarak bugün de yayınlarım da dünya tutan kalan televizyonlara bugün televizyonlara konuşuyorum. Burada devamlı aldığı köpekler yem zekliyorum. Öbürleri de orada var emin miyim? Tam lazım oraya koyuyorum. Önünde Kızılay'a gidiyorsunuz. Mahra, Melin, Pınar. Sabah evden 9.45 gibi annesinden bahçede bir şeye bakacağım diye iniyor. Bakacağı şey caddeye yakın bir yerdeymiş. Hemen yan tarafında başıboş bir arsa var. Yani sahibi belli olmayan bir arsa var. Orada bir şeye bakıyor. O sırada oraya tünemiş diyeyim artık, aylardır orada yaşayan 4-5 tane köpek var, çete gibi dolaşıyorlar. Yani ilk defa benim çocuğumu kovalamadılar, defalarca kovaladıkları insanlar var, insanlar oradan gelip geçmeye korkuyor. Yani burada işte ona bakarken köpek kovalamış, işte kamyonun altına girmiş. Bir arkadaşım aradı, otelde çalışıyorum ben. Otelde çalışan arkadaşım aradı, kızına kamyon çarptı diye. Hemen çıktım geldim, hemen yakınındaki oteldeyim, ambulanstan da önce geldim. Kızım ne oldu dedim de köpek kovaladı babacığım dedi. Sonra alıp götürdüler. Hala o köpekler orada. O köpeklerin neden orada olduğuna gidip bir tane bakan Allah'ın kulu yok. Sabahleyin geçiyorum, aynı köpekler gene orada. Yani burada belediyenin biraz işine sahip çıkmasını, nedenlerini araştırıp o köpeklerin neden orada tünediğini, neden orada yaşadığının sebepleri var. Bunları araştırıp, görüp çözüm bulmalarını istiyorum. Bugün bu çocuğuma yaptı. İki çocuğum daha var. O mahallede herhalde yan siteyle beraber 15 tane çocuk var. Kadınlar var. Köpekten korkmayan insan yoktur herhalde. Saldırgan bir köpek kovaladığında ne yapacağını insan şaşırır. Buna çözüm bulunmasını istiyorum. Hayati tehlikesi devam ediyor. Yoğun bakımda sağ bacak komple yok denecek gibi durumda. Kamyon ezmiş, canavliyle frene basmış, sürüklemiş. Hepsi olmuş paramparça sağ bacak. Toplamaya çalışıyorlar ama ümitli değiller sağ bacaktan. Yaşamın içinde çaba sarf ediyorlar yani. Ya ben 3 çocuğumda daha biri 9 yaşında, biri 8 yaşında daha bir tane ağrı kesici kullanmadılar. Hasta oldular, hastaneye götürmezdim, antibiyotik almasınlar. Böyleydim. Şimdi köpek ısırsa tabii ki kamyonun ezmesinden daha iyi olurdu. Belki bu hale gelmezdik. Orada etrafta bir sürü insan vardı, koşardı, kurtarırdı. Kamyon şoföründen şikayetçi oldum ama yani onun da yapacağı bir şey yok. Bir köpeğin kovalamasıyla kızı çocuğu fırlıyor caddeye. Caddeye de çıkmazlar asla. Evden, ben iş yerinden gelirken ararım, aşağı inin sizi gezmeye götüreceğim derim. Bahçeden dışarı çıkmayan çocuklar. Şimdi köpek kovalayınca ne yapacağını bilememiş.
Merhaba Faruk Özel, ben Özel Market'in sahibiyim. Evet. Sabah işte bildiğiniz gibi bir olay oldu. Üzücü. Çok kötü oldu. Sokak köpekleri, 5-6 tane sokak köpeği küçük bir kızımıza saldırdı burada. Küçük kızımız kaçmaya başladı. Köpekten korkusuna şuradan aşağı taraftan, alt taraftan bir tane kamyon geliyordu. Hareket kamyonu. Çocuğumuz fark etmeden yola çıktı. Yola sıçrayınca kamyon da duramadı. Hala fren izledi. Aynen burada adam biraz kurtarmak istedi ama maalesef çocuğumuz kamyonun altına girdi. Bacakları falan bayağı kötü oldu. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım bağışlar işte Allah ailesine iyi olur. Peki o andan sonra herhalde 112 aradınız. 112 aradığında ambulans geldi. Çocuğu götürdüler işte. Durumu değil işte. Köpekten kaçmak için başıboş sokak köpeği var yani. İşte köpeklerin saldırısına uğradı. Köpek yani böyle oldu. Ben. Bir dakika. Salın o.